Ben insandan ilham alıyorum, en çok ondan etkileniyorum. Metroya bindiğimde karşılaştığım bir insan, bir ses, bir koku, bir renk olabilir. Yani hayatın içerisinde, hayatın akışında karşıma çıkan şeyler aslında beni en çok heyecanlandırıyor. Bir kişinin anlattığı bir hikaye, karşılaştığınız bir yabancı bir kişinin size bir bakış açısı ya da onun taşıdığı herhangi bir obje olabilir. Tamamen yaşanmışlıklar üzerine aslında bütün ilham kaynaklarım. Araştırmalarım da aslında biraz onun arkasından gelen şeyler. O yaşanmışlığı fark ettikten sonra onun üzerine araştırmalarla aslında o ilhamı besliyorum ve geliştiriyorum. Çocukluğum, gençliğim ve üniversite zamanına kadar aslında hep resmeden bir çocuktum. Hep çizdim ve hep resmettim. Üniversite zamanına geldiğinde bir karar vermem gerekiyordu. Sanat eğitimi alacaktım yoksa daha farklı bir mesleğe doğru mu yönelecektim? Babam mühendis olduğu için aslında beni ikna etti. Sanatı bir hobi olarak yap, güçlü ve sağlam bir mesleğin olsun. Dolayısıyla ben Odtü kimya mühendisliğini kazandım. Tabii evde çok bir başarı ve sevinç havası oldu. Benim idealim değildi. İdealim sanat eğitimi almaktı ve sanat üzerine bir yaşam yolculuğu yapmaktı. Fakat o başarı havasına ben de kendimi kaptırdım ve bir Odtü yolculuğum oldu. Ama kimya mühendisi olmayacağımı çok iyi biliyordum. Dolayısıyla o Odtü bitmedi. Fakat bana çok güzel bir hediyesi oldu. Eşimi orada tanıdım ve fizik amfisinde eşimle tanıştık. Sonra İstanbul yolculuğu başladı ve ben çok zor bir karar vererek Odtü maceramı sonlandırdım. Çok inişli çıkışlı, çok çift dikişli bir yolculuk çünkü benim için. Ve ben hayalim olan sanat eğitimine doğru ne olursa olsun gemileri yakıp başlamak zorundaydım. Ve yaktım o gemileri. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Bu çok büyülü bir şeydi. Yani orada o zamanlar kapıda asılırdı, liste asılırdı. Ve o listede kendi ismini gördüğüm zaman bulutların üzerine çıktım. Çünkü her şey bitmişti. Yani hayatımda bir şey noktalamıştım ve yeni bir şey başlıyordu. Ve hayalim olan, idealim olan bir şey başlıyordu. Antik çağlardan bu yana gelmiş bir figür, bir nesne aslında ve pek çok semboller barındırıyor ve aslında insan hali barındırıyor ve insana ait olan şeyleri barındıran bir nesne diyelim tarihten bu yana gelen. Biraz aslında kişiye sıcak gelmesi de sanıyorum bundan kaynaklı olsa gerek diye düşünüyorum. Yani insanı anlatıyor, insan halini anlatıyor, insan ruhunu anlatıyor. Ve bebek kavramı aslında sanat bebekleri kavramı bence şefkatli bir kucak gibi. O insanı sarıyor, sarmalıyor. Siz onu kucaklıyorsunuz yaparken. Çünkü ruhunuzu içinizden çıkanı ona aktarıyorsunuz, onu kucaklıyorsunuz, o da sizi kucaklıyor. Yani aslında bu tamamen o iç atmosferlerin birleşmesi gibi bir şey. Bir sanatçı olarak her ne alanda çalışıyorsanız çalışın, mutlaka o sanatçının kendi içindeki varoluşu eserine yansıtması gerekiyor. Bir sanat eserinde eser yapan da odur. İçindeki varoluşu yansıttığı kadar o eser sanattır. Yani kişiye özgü, sanatçıya özgü olması için kendini anlatması gerekir aslında. Derdi neyse onu anlatması gerekir. Benim yola çıkış noktam şuydu. Ben aynı zamanda koleksiyon yaptığım için ve çok uzun yıllardır koleksiyon yaptığım için bebeklerin onlarla birlikte yaşamak, yani koleksiyonu yaptığım bebeklerle birlikte yaşamak benim için çok büyük mutluluk kaynağı. Herhangi bir dükkanda bir bebek gördüğüm zaman, onu almak istediğim zaman da çok büyük bir mutlulukla, şevkle bunu yaşıyorum ve alıyorum. Dolayısıyla aslında bu yola çıkış noktamda yaşadığım o mutluluğu paylaşmaktı. Yani başkaları da benim bebeğimi alırken, benim figürümü alırken aynı mutluluğu yaşasın istiyordum. İsteyerek bu yola çıktım. Dolayısıyla da başka bir kişiye, başka bir eve, başka bir mekana ya da başka bir kişinin hayatına figürüm gittiğinde mutluluk yaşıyorum. Çünkü mutluluğumu paylaşmış oluyorum aslında. Yani figürümü paylaşmış olmuyorum ben. Ona yansıttığım karakterimi, hayatımı ve mutluluğumu paylaşmış oluyorum. Onun için çok büyük anlamı var. Eserlerimle devamlı konuşuyorum. Onlar da bende konuşuyorlar, ben de onlarla konuşuyorum. Aramızda böyle çok devamlı bir diyalog var. Bazen öpüyorum ben onları. Mesela eser bitti, tamamlandı. Benim için asla tamamlanmıyor. Yani çünkü tamamlanmayan bir süreç benim için bu. Ama tamamlandığını düşündüğüm zaman artık bir şekilde kutuya girecek, işte sergiye gidecek ya da işte alıcısına gidecek. Bir şekilde tamamlandığı zaman ona bir öpücük konduruyorum ve hoş geldin hayatıma diyorum. Yani o benim hayatımdan çıksa da o benim hayatıma hoş geldi. Bazen kızıyorum çünkü beni zorluyor, olmuyor bir şekilde teknik sorunlar çıkabiliyor. Her şey güllük gülistanlık gitmiyor her zaman, toz pembe olmuyor, kırılabiliyor. Ya da ayakta duramayabiliyor, istediğim formu veremiyorum. Uğraşıyorum, emek sarf ediyorum ve bir şekilde kızıyorum ona. Neden olmuyorsun? Yani ne istiyorsun? Senin için ne yapabilirim? O zaman da kızdığım zaman da gözümün önünden kaldırıyorum onu. Yani hani bir süre benden uzaklaş, git benden diye uzaklaştırıyorum onu gözümün önünden. Sonra tekrardan karşıma aldığımda aslında her şey çözümlenmiş oluyor. Enteresan biçimde o hiç düşünemediğim bir sürü çözüm bir anda aslında onu tekrardan karşıma aldığımda bir ışık, bir ampul yanıyor ve bir anda her şey çözümlenmiş oluyor. Ben çok toplayan bir insanım. Dışarıya, sokağa çıktığım zaman da elim genellikle dolu dönerim. Ya ceplerimde taşlar vardır, ya çantamda otlar vardır, dallar vardır. Doğadan çok şey toplarım. Yani doğanın artık yok olmak üzere emanet ettiği toprağa bazı nesneleri, objeleri toplarım genellikle. Toplayıcı kadınlarım üç arkadaş. Bunu ben o şekilde hayal ettim. Ve bunlar birlikte doğada bitki toplamaktan ve doğadaki bazı nesneleri toplamaktan çok mutlu oluyorlar. Kendimi anlatıyorum aslında. Ve biraz böyle deli dolu, çılgın, fantastik hatta kışkırtıcı karakterler. Topladıkları nesneleri başlarına takıyorlar, gözlerine takıyorlar. Aslında doğaya aşık karakterler. Sadece ben art doll yapacağım ve başlıyorum dediğinizde biraz üzerine düşünmeniz gerekiyor. Hangi malzemeyle yapacaksınız? Formu nasıl oluşturacaksınız? Hangi teknikleri kullanacaksınız? Ne anlatacaksınız? En büyük dert de bu. Yani ben ne anlatacağım? Yani ben bir dekoratif obje yapmıyorum. Dolayısıyla bir rafa koyacağım, onu orada unutacağım. Öyle bir durum yok. Ben bir sanat eseri yapıyorum ve bu tek bir eser. Ve tabii ki becerilerinizi kullanabilmek çok önemli. İşte benim becerim ne? Bunu yapmak isteyen kişinin kendine özgü, kendine özel becerisi ne? Resimle ilgili çok iyi bir becerisi varsa belki art doll figürü üzerinde o resim sanatını icra edebilir. Heykel yapma becerisi varsa biçimsel olarak çok iyi vurgu yapabilir. Çok iyi dikiş dikiyordur, tekstil bilgisi vardır, inanılmaz kumaşla, inanılmaz dokular, inanılmaz biçimler yaratabilir. Çingene yaşamı benim çok ilgi duyduğum bir yaşam kültürü diyeyim. Çingene kültürüne karşı ilgim var ve bu konuda pek çok kaynak da araştırıyorum ve okuyorum. Yani çok aslında kadim bir topluluk ve bu topluluk bana ilham verdi. Ama çingene figürümün ortaya çıkış noktası sadece çok büyük siyah gözlerdi. Mesela ne çingene kültürü ne de başka bir şey. Sadece o siyah gözlerden yola çıktım. gözümün önüne canlanan o ilk imge siyah gözlerdi, büyük siyah gözlerdi. Daha sonra başındaki çiçeği ben yine topladığım objelerin içerisinde buldum. Onun da çok güzel bir hikayesi var. O da annemden bana kalan bir parça, başındaki çiçek. Bu bir yaka iğnesi aslında. Onu yıllarca annem taktı, sonra bana verdi, ben taktım. Çok büyük yaşanmışlığı var o çiçeğin. O çiçek ve o siyah gözler bende bir anda bir çingene hissini, çingene ilhamını yarattı. Ve sonra araştırmalar, okumalar derken çingene karakteri de böylece aslında oluştu. İşte yalnız çalışmayı seviyorum. Çünkü yalnızken çok daha rahat düşünüyorum ve çok daha rahat kurguluyorum çalışmalarımı, ama bütüne baktığımda takım ruhunu ve ekip çalışmasını çok seviyorum. Yani birlikte paylaşarak, dayanışma içerisinde, ortak bir hayalin peşinden koşmak, başarısızlıkları birlikte tatmak, bundan gerçekten büyük haz alan bir kişiyim. Dolayısıyla hayatımda şu an 2 tane bir takım var. Küçük çekirdek ailem var 2 tane. Bir tanesi Art Door İstanbul, sevgili Sinem'in kurduğu Art Door İstanbul sanatçı topluluğumuz. 3 kişilik küçük bir aileyiz, çekirdek aile diyorum ben ona. Orada da aynı şekilde ortak hayalimizin peşinden hep birlikte koşuyoruz. Diğeri de yaklaşık 30 yıla imza attığımız 2 kişilik ama çalışırken devleştiğimiz ruhtaşım, arkadaşım, dostum ve aynı zamanda iş partnerim olan bir küçük takımımız var. Sadece sanat bebeği yapmıyorum. Ben bir tekstil tasarımcısıyım ve pek çok alanda pek çok ürün yaptım. Halihazırda da yapıyorum. Bu alan benim kendimi çok net ifade ettiğim, tamamen kendimi özgün olarak ifade edebildiğim bir alan. Çünkü burada dışarıdaki bazı beklentiler yok. Ben ne istiyorsam, ben ne bekliyorsam onu yapıyorum. Dolayısıyla da aslında benim dediğim gibi derdim kendime kavuşmak, kendimi gerçekleştirmek.